Kum Saati'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam Kum Saati'nde değerli ilahiyatçı yazar Sayın Hocamız Müslüm Karabacak Bey bizlerle birlikte. Az sonra Muharrem ayının bu 10. gününe yaklaştığımız, Kerbela gününe yaklaştığımız günlerde Hazreti Hüseyin, İmam Hüseyin Efendimizle ilgili, Kerbela günleriyle ilgili görüşlerini, fikirlerini paylaşacak bizlerle. İslam alemi için en hüzünlü günleri yaşıyoruz. Yarın 10 Muharrem. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin can paresi Hazreti Hüseyin'in Yezid'in ordusu tarafından Kerbela'da katledildiği gün. Profesör Doktor Haydarbaş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde Kerbela günü yaşananları ve bugünün anlamını yazdı. Yarın 10 Muharrem, İmam Hüseyin'in Kerbela toprağında şehit edildiği gün, İslam aleminin matem günü, İmam verdiği mücadelenin ardından şehadetiyle Allah'a yürüyüp vuslat şerbetini içmiştir. Üstelik onu şehit edenler Allah rızasını umarak bu vahşeti işlemişlerdir. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in oğlu Hazreti Hüseyin'i, çocuklarını, aile efradını kılıçtan geçirmişlerdir. Bu acı gün Hazreti Hüseyin için her ne kadar madden bir kayıp gibi görülse de hakikatte şehadetiyle peygamberlik rütbesinden sonra erişilebilecek en büyük rütbeye yani şehitlik rütbesine ermiştir. Bugün Müslümanlara düşen vazife İmam Hüseyin'in matemini tutmaktır. Bazı çevrelerde imamın yasını tutmak ve matem törenleri düzenlemek eleştirilmektedir. İmam Sadık'tan bu konuda şöyle rivayet edilmektedir. Hüseyin'in başına gelenlerin dışında hiçbir musibete ağlamak yakışık almaz. Hüseyin bin Ali'ye ağlamanın pek büyük fazilet ve sevabı vardır. Kamilü Ziyarat, sayfa 101. Cenab-ı Hakk'ın kendisine böyle yüce bir makamı ihsan ettiği İmam Hüseyin, İmam Ali ve Hazreti Fatıma'nın oğludur. Onun hakkında Ceddi Resulullah şöyle buyurmuştur. Selman-ı Farisi şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün Hazreti Hüseyin'i dizlerinin üzerine oturttuğunu gördüm. Onu öpüyor ve şöyle buyuruyordu. Sen büyüksün, büyük birinin oğlusun ve büyük insanların babasısın. Sen imamsın ve bir imamın oğlu ve imamların babasısın. Sen Allah'ın hüccetisin ve Allah'ın hüccetinin oğlu ve Allah'ın hüccetlerinin babasısın ki bunlar 9 kişidir. Ve onların sonuncusu, onların kaimi, imamı zaman olacaktır. Makdeli Harezmi. Doğumu Hazreti Peygamber tarafından annesi Hazreti Fatıma'ya müjdelenen İmam Hüseyin'in adı bizzat Cenab-ı Hak tarafından koyulmuştur. Cömert, engin merhamet sahibi, büyük bir ilme malik olan, her anını ibadetle geçiren kamil bir mümindir. 72 kişilik kafilesiyle 30 bin kişilik orduya karşı verdiği mücadele doruk noktadaki şecaatin ispatıdır. Kerbela vahşetinden bir sahneyle şecaatini örneklendirelim. Humeyd bin Müslim şöyle rivayet etmektedir. Bugüne kadar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, çocuğu, ailesi ve arkadaşları gözünün önünde öldürüldüğü halde onun gibi cesaretini kaybetmeyen, en ufak bir korku belirtisi göstermeyen birini daha görmedim. Piyade birlikleri ona saldırdıkları zaman o da kılıcıyla onlara hamle ediyor, kurdun keçi sürüsüne saldırıp ikiye yarması gibi sağından solundan onları ikiye yarıyordu. Alamül Vera, cilt 1, sayfa 67. İmam Hüseyin'in hakkı olan hilafet Yezid tarafından gasp edilmiştir. Yezid şaraba düşkün, maymun ve köpeklere meraklı bir kişiydi. Kendi aile efradıyla ilişkiye girebilecek bir ahlaka sahipti. Halifelik yaptığı 3 yıl içerisinde Resulullah'ın oğlum dediği İmam Hüseyin'i ve ailesini şehit etmiş, Medine halkını kılıçtan geçirmiş ve Allah'ın evi Kabe'yi yaktırmıştır. Yezid kendisinden biat istediğinde İmam Hüseyin, ümmetin ayıkması, İslam çizgisinden sapmaların durması ve halifelik kendi hakkı olduğu için biat etmeyerek Medine'yi terk etmiştir. İmam Hüseyin'in Yezid'e biat etmemesiyle kıyam başlamıştır. Medine'den Mekke'ye geçerken Ümmü Seleme annemize şöyle buyurmuştur. Yüce Allah benim öldürülmüş, kurban edilmiş, haksız yere ve düşmanca katledilmiş olmamı dilemiştir. Ailemin, kafilemde yer alanların ve kadınlarımın dört bir yanı dağılmasını, küçücük çocuklarımın mazlum olarak kılıçtan geçirilmesini, tutsak edilip zincire vurulmalarını, yardım istedikleri halde yardımcı bulamamalarını dilemiştir. Biharül Envar, cilt 44,
sayfa 331. İmam Mekke'de bulunduğu süre içinde Küfe'den halifemiz ol şeklinde mektuplar gelmiştir. Mektupların sayısı 15 bini aşmıştır. Talepler karşısında kayıtsız kalamayacak olan İmam Hüseyin, Mekke'de şahsına yapılacak suikasti öğrenmesinin ardından gidilecek yer olarak Küfe'yi seçmiştir. Burada İmam Küfe halkı çağırdığı için mi kıyam etmiştir sorusu akla gelebilir. İmam Hüseyin, Yezid'in halife olduğu ilk andan itibaren ona biadı reddederek zaten kıyamı başlatmıştır. Küfe'ye gitmesinin nedeni ise halkın talebiyle hilafete geçmektir. İmam Küfe'ye giderken öleceğini biliyordu. Beni öldürenler de Küfe halkı olacaktır. Bu cinayeti işlediklerinde ilahi emir ve düsturların ihtiramını ortadan kaldırdıklarında Allahu Teala onları katleden bir kişiyi onlara musallat kılacaktır. İmam Hüseyin Şeraf bölgesinde Hür'ün ordusuyla karşılaşır. 72 kişilik bir Nur kafilesi ve karşısında mukayese dahi edilemeyecek 30 bin kişilik bir ordu. Bu dengesizlik küfrün iman karşısındaki korkusudur. İmamın çadırlarına ilk oku atan Ömer bin Sad'dır. Bundan sonra Kerbela'da şehadet şerbetinin içilmeye başlandığı anlardır. Hür bin Riyahi, Ali bin Hür, Urve, Müslüm bin Avsece, Abdullah bin Umeyr, Kerbela'nın tek kadın şehidi, Abdullah bin Umeyr'in eşi, Zübeyr bin Hassan, Ebu Semame-i Saidi, Hazreti Berir, Habib bin Mezahir, Veheb Kelbi, Ebu Şasai Kindi, Vakkasoğlu Haşim, Zübeyr bin Kayn, Hanzala-i Şibami, Seyf bin Haris, Malik bin Abde, Azatlı Köle Cevn, Köle Firuzan, Türk köle olan Vazih, 11 yaşında bir çocuk olan Ömer bin Cünade, Utbe oğlu Haşim şehadet şerbetini arda arda içmişlerdir. İmamın ashabı kendini ona siper etmek için birbirleriyle yarışıyor, ölüme koşarak gidiyorlardı. Sırada Ehl-i Beyt'in şehadet şerbetini içmesi vardır. Aliyül Ekber, Müslim bin Akil'in oğlu Abdullah, Hazreti Kasım bin Hasan, İmam Ali'nin oğlu Ömer, İmam Ali'nin oğlu Osman, Hazreti Abdullah bin Hasan, İmam Hüseyin'in kundaktaki oğlu Ali Eser, Hazreti Abbas şehit edilir. İmamın muhafazası, cennete ulaşmanın vesilesi, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmanın yolu olmuştur. Herkes bu şuurla Kerbela toprağını kanıyla boyamakta, bu kutsal vazifeye isteyerek gitmektedir. Kerbela olayında gaye hakkı hakim kılmaktır. Hazreti Hüseyin ilahi kelimetullah için ölümü göze almıştır. Gerekirse şehit olacaktır. Bu her cihatta böyledir. Öleceğini bildiği halde vazgeçmediği kıyam, halifenin yanlışlarının ortaya çıkması, ümmetin ayıkması ve Kur'an çizgisine geri dönüştür. Kaldı ki imametin bir gereği olarak her imam öleceği zamanı ve kimin tarafından öldürüleceğini bilmiştir. İmam Hüseyin ve diğerlerinin kanları, ümmetin ayıkması, İslam çizgisinden sapmaları görmeleri için bir ikaz olarak akmıştır ve en kutsal ölümdür. Bu bakımdan kanları boşa akmamıştır, şehadet şerbetini içmişlerdir. Bu olayın bugüne kadar diri kalmasını sağlamışlardır. İmam Hüseyin verdiği eşsiz mücadelenin ardından cuma günü öğleden sonra şehit edildi. Şehit edildiğinde 57 yaşındaydı. Şehadet anında vücudunda 33 mızrak yarası ve 34 kılıç yarası vardı. Taberi cilt 6 sayfa 260. Onu Muharrem'in 10'unda anarken Allah'tan rahmet ve ümmetine de şefaatini diliyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş. Evet, Müslüm Hocam hoş geldiniz. Çok önemli günlerdeyiz. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız da çok önemli bir yazı. Birkaç gündür yazı serisi olarak takip ediyoruz. Bugün İmam Hüseyin ve 10 Muharrem günü Kerbela'da gaye ümmetin ayıkması ve Kur'an çizgisine geri dönüştür başlığı altında çok önemli bir yazı kalem almışlar. Tabii eserinde de özellikle eseri de biraz daha detaylı tanıtmanızı da rica edeceğiz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili Ehl-i Beyt külliyatı olarak da kaleme alınan bütün Ehl-i Beyt imamlarının hayatını başta Resulullah Efendimiz olmak üzere
Hazreti Fatıma annemiz de dahil bütün Ehlibeyt imamlarını kaleme aldılar. Herhalde bu sahada tek eser bu yönüyle beraber. Yazıda da anlatıldığı üzere Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetinde birçok hikmetler var. Birçok aslında sorular vardı bugüne kadar cevaplandırılmayan. O soruların da cevabını herhalde bu eserde ve yazılarda buluyoruz. Evet, bugün Tasu'a, Tisa Arapçada 9 demek. Tasin 9. demek. Aşır ya da Aşure, Aşur 10 demek. Yani bu kelimeleri de bilelim. Tasu'a denen Arapçadaki 9, yani onun bir önceki günü ve efendim yarın Kerbela belaların en büyüğü. Öncelikle Ehlibeyt külliyatı ile Ehlibeyt hakikatini önümüze koyan ve bizi bu hakikate bağlayan, bu hakikatle yüzleştiren çok muhterem Profesör Doktor Aydarbaş hocama selam ve hürmetlerimi ileterek ve 10 Muharrem'de Kerbela'da bana göre Bedir'in intikamı alınmıştır. Ümeyye nesli 10 Muharrem'de Bedir İslam'ın ilk savaşıdır. Ve o ilk savaşta 70 müşrik geberdilmiştir. Bu 70 rakamını Kerbela'da şehit edilen 70-72 rakamıyla bazen insan örtüştüresi geliyor. Ve Bedir dendiği zaman diğer bütün savaşlarda, iştirak ettiği bütün savaşlarda olduğu gibi İmam Ali akla gelir. Bedir'de de İmam Ali'dir. 70 müşrikten 35'ini kendi Zülfikar isimli kılıcıyla geberden, bunun intikamı olarak geliyor insanın aklına Kerbela. Zaten İslam Hazreti Resulullah'ın rihletiyle İslam binası ciddi manada bir yara almıştır esasında. Resulullah'ın rihletiyle oluşan yapının kaçınılmaz sonucudur esasında Kerbela. Bunları doğru düşünmek lazım. Ama biz maalesef adına sünni dünya dediğimiz bizim dünyamız, hani o meşhur bir şarkıda olduğu gibi, ne senden vazgeçerim ne meyhaneden kabilinden, ne Resulullah'tan vazgeçiyor ki Resulullah'tan vazgeçişin karşılığı nedir bellidir, ne de Resulullah'a ve Resulullah'ın soyuna tarihte eşine rastlanmamış, görülmemiş ve herhalde kıyamet sabahına kadar da eşine rastlanmayacak bir vahşeci reva görenlerden vazgeçiyor. Bu bir imanı duruş değildir, bir Müslüman duruşu değildir. Resulullah'ın rihletiyle daha henüz rihletinden fazla geçmeden esasında Resulullah ve Resulullah'ın bıraktığı miras, İslam'ı, Kur'an'ı, o 23 senede oluşturduğu dini mübini İslam binasını emanet ettiği Ehl-i Beyt'e karşı, Resulullah'tan sonra o Ehl-i Beyt'in en önemli ümitesi, rüknü olan İmam Ali'ye karşı Beni Sakife'de oynanan oyun ve ondan cesaret alanlar Cemeli sıfını yarattılar, ortaya çıkardılar. Ve daha hazin olan tarafı şudur: İmam Ali'ye, seçilmiş halifeye karşı gelmek, ona biat etmemekle itham edip dil uzatanlar, seçilmiş halife olan İmam Ali'ye isyan eden, karşı gelen, hiçbir hakkı olmadığı halde karşı gelen Muaviye'ye toz kondurtmuyorlar. Bu İslam dünyasının ya da diğer adıyla Sünni ya da Suni dünyanın efendim paradoks mu diyorsunuz, çelişik halidir. Şam'da bir önceki halifelerden ya da daha önceki halifelerden oldukça cesaretlenen, üçüncü halifeyle nüfuzunu tamamen genişleyen, tam bir nüfuz sahibi yapılan aynı nesildir nihayet üçüncü halifeyle Muaviye ve İmam Ali'yi, başka çare kalmayınca, gidecek başka kapı kalmayınca oy birliğiyle, fikir birliğiyle halife seçiyorlar. Ve bu belki de konsensüs dediğiniz, bütün herkesin hemfikir olarak biat ettiği İmam Ali'ye ne yapıyor? Karşı çıkıyor, isyan ediyor ama ona kimse bir şey demiyor. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesi icma ile değildir. Ve dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kendisinden sonra hasta yatağında
Resulullah'ın o son döneminde yapacağı vasiyete hastadır diye karşı gelen Hazreti Ömer, hasta yatağında kendisini halife ilan eden Hazreti Ebu Bekir'e, sen hastasın, ben Resulullah'ın hasta halinde yazacağı vasiyeti kabul etmemiş, itiraz etmiş biriyim, dolayısıyla sen şu hasta halinle beni halife tayin etmen caiz değildir demesi gerekirdi. 23 sünni kaynakta geçiyor. Allah Resulü son dönemindedir. U'tûnü bi kitâbin ektubu leküm len tazillü ba'di ebedâ. Çok çok müthiş bir ifadedir. Benden sonra küfre, dalalet küfür demektir. Küfre düşmemeniz için sizde bir şeyler dikte ettireceğim, yazdıracağım emrine. Ennebiyyü yehcuru. Bazıları bu kelimeyi saklıyor. Hazreti Ömer'i kurtarmak adına. Nebi sayıklıyor. Galebehul vecehu. O ölüm sancısı, hastalık sancısı ona galip geldi, ona hakim oldu. Ne dediğini bilmiyor. Hasbuna kitabullah, Allah'ın kitabı bize yeter diyerek etrafında da Medine sokaklarından topladığı, avane tabiri de bir yanlış bir tabir değildir. Avn yardımcı demektir. Avane kelimesi, biz onu avane diye tercüme ederiz. Etrafındaki adamlar Resulullah'ın karşısında dikiliyor ve Resulullah'ın şeyi yazmasını, vasiyet yazmasına karşı çıkıyor. Kırtas olayı denir. Kırtas olayı diye hadis kitaplarında geçiyor, Sahih-i Buhari'de geçiyor, Sahih-i Müslim'de geçiyor. 23 sünni kaynakta geçiyor. Şii dünyayı bir tarafa bırakalım. Ve tartışmalar ileri boyuta varıyor. Bir kısmı Hazreti Resulullah'ın eşlerinin bir kısmının da içinde olduğu bir grup. Bırakın Resulullah ne yazdırmak istiyor, yazsın diyor. Hazreti Ömer ve etrafındakiler de hayır, Resulullah ne dediğini bilmiyor. Sayıklıyor zaten ve engel oluyor. Bu sayıklama tabirini bazı metinlerden çıkarıyorlar. O ilginç şeyler. Bizim İslam kültür mirasını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Muaviye oluşturmuştur. İslam kültür mirası dediğimiz bu hadis ve ona benzer bilgi kaynaklarını oluşturan Muaviye'dir ve onları oluştururken de kendi düşüncesi doğrultusunda, kendi istediği doğrultuda bunları oluşturmuştur. Onun için Ehl-i Sünnet diye ısrarla servis edilen şey, Allah'ın ve Resulünün Ehl-i Beyt ifadesine alternatif oluşturulmuş bir kavramdır. Bunu böyle bu millet bilsin. Çünkü bir kavram var zaten. Bir etrafında toplanılacak, etrafında merkez oluşturup bir merkez kavramı vardır. Ne Ehl-i Beyt kavramı vardır. Bu hem Kur'an kavramıdır, hem Muhammed Mustafa kavramıdır. Hem Kur'an emridir, Kur'an ayetidir, hem Muhammed Mustafa kavlidir, sözüdür, hadisidir. Bu varken buna alternatif bir şey oluşturmanın izahı yoktur. Ehl-i Sünnet dediğiniz şey, denilen şey, Hicri 80 ya da 110'da ihdas edilmiş bir kavramdır. Bu Ehl-i Beyt'e Allah'ın ve Resulünün beyan ettiği, tek adres olarak gösterdiği Ehl-i Beyt'e alternatif oluşturulmuş bir kavramdır. Bu böyle bilinirse, doğru bilinmiş olur. Bu böyle bilinmezse, efendim, hala birilerini kurtarmak adına bir hakikati gizlemek, bir yanlışı, bir zıttı hakikati ortaya koyma gayreti olur. Delil getirin diyor o yüzden Haydar Baş Bey. Yani bununla ilgili. Herkese söylüyoruz. Hocam önüne çıkan herkese bunu söylüyor. Getirin ayetten, hadisten siz Ehl-i Sünnet dediğiniz kavramı, getirmeleri mümkün değildir. Ehl-i Beyt'tir. Allah'ın imanın bedeli olarak Kur'an'da ifade ettiği şey nedir? Ehl-i Beyt sevgisidir. Sevgi tabiri de çok basit bir tabirdir. Esasında meveddet kelimesi bir öyle bir sevme ki, öyle bir fedakarlık ki, neniz varsa o uğurda seferber etmenizdir. Ehl-i Beyt'in şeyine, sevgisine, Ehl-i Beyt'e saygıda, Ehl-i Beyt'te teslimiyette, sevgide neniz varsa seferber etmenizdir. İllel meveddete fil kurba budur. İllel meveddete fil kurba. Kurbaya, yani Ehl-i Beyt olarak Allah Resulü bunu tercüme ediyor. Kur'an'ı tebyin etmek, anlaşılmayan, tartışma oluşturabilecek kavramları insanların anlayacağı şekilde izah etmek görevi litübeyyinen nas. Allah bu görevi bu ayetle, bu cümleyle nebisine veriyor. İnsanlara tebyin edesin. Bir kapalı yer yön kalmayacak şekilde, ayan beyan, ap açık anlaşılacak şekilde insanlara bunu anlatmandır Resulullah'ın vazifesi. Dolayısıyla Ehl-i Beyt kimdir?
onu tayin etme, tebyin etme Allah Resulü'nün vazifesidir. Ve de Allahümme haulâi ehli beyti, Allah'ım ey Allah'ım işte benim ehli beytim bunlardır buyurduğu Hazreti Fatıma'dır, İmam Ali'dir, İmam Hasan, İmam Hüseyin efendilerimizdir. Kurba nedir? En yakın, kurbiyet kökünde en yakın, gene aynı şekilde onları izah ediyor. İdre nedir? Bir insanın en yakınıdır. İdreti ehli beyti ya da idretü ehli beyti şeklinde. İdreti ehli beyti şeklinde. Dolayısıyla bunlardan ne anlaşılacağını Allah Resulü beyan eder. Ehli beyt nedir? İman etme bir kıymet taşıyorsa, bir değer taşıyorsa, bir Müslüman için iman ehli olmak paha biçilmez bir değerdir. Öyle olması lazım. Paha biçilmez olan değeri verilmekten, kulun değerini biçmekten kulun aciz olduğu iman kıymetinin bedeli meveddetil kurba, Allah beyan ediyor onu. Dolayısıyla ehlibeyt bu kadar değerli. Bu kadar. Şimdi imanın bedeli olan, mümin olmanın bedeli olan ehlibeyt sevgisini siz dünya tarihinde eşine rastlamayan bir vahşet sergileyerek katlediyorsunuz. Böyle basit bir olay değildir. Yani bir insanı öldürebilirsiniz. Ne demek 70 küsür kılıç ve ok yarası bir bedende Allah Resulü'nün torunu ve Kur'an-ı Azimuşşan'da kul ma eselukum aleyhi min ecri illel meveddede fil kurba ayetiyle Allah'ın imanın bedeli olarak sevilmesini emrettiği bir grubu, bir özel grubun bir bireyini ne yapıyorsunuz? Şehit ediyorsunuz ve ondan sonra insan hani bazen böyle cinnet getiresi geliyor. 364 gün Yezid'e radıyallahu anh metiyeleri dizen adam aşure gününe sıra gelince dostlar alışverişte görsün kabilinden İmam-ı Hüseyin'i yad etme şeyleri. Ya bu iki yüzlülükle tercüme edilmez. 200 yüzlülük dense gene az gelir. Yani böyle bir gariplik olmaz. Böyle bir gariplik olmaz. O Muharrem korkunç bir vahşettir. Korkunç bir vahşettir. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İmam Hüseyin'in Kerbela kıyamı ile Muhammed Mustafa'nın bi'seti aynı şeydir. İmam Hüseyin'in Kerbela kıyamı Yezid-i Mel'un'a karşı ayaklanması ile Hazreti Resulullah'ın çürümüş cahiliye Araplarına peygamber olarak gönderilmesi aynı şeydir. Bu bir iddia değildir. Arı duru bir zihinle düşündüğünüz zaman buraya varırsınız. Ne demek bu? Şu demek. Hazreti Resulullah bir topluma geliyor. Hiçbir ahlaki ölçüsü kalmamış bir topluma Allah onu gönderiyor. Git şu toplumu düzelt. İmam Hüseyin fazla değil. Resulullah'ın rihletinden 60 sene sonra İslam toplumunu cahiliye Araplarına evirmiştir. Çünkü İslam öncesi var olan ahlaksızlıkların mecmuu Yezid'in kendisinde zaten var. Ve onun idaresinde hedeflediği toplum yapısı da aynı cahiliye Araplarına eş bir toplum oluşturmaktır. Çünkü hiçbir İslami hassasiyetin kalmadığı, ahlaki değerin kalmadığı, çok muhterem hocamın yazısında da ifade ettiği bütün pisliklerin toplamıdır Yezid, Yezid-i Melun. Böyle bir kişiye karşı ayaklanmak, kıyam etmek, etrafında kaç kişi var ki ona bakmadan karşı çıkmakla çürümüş, kokuşmuş, İslam'ın cahiliye diye tarif ettiği, özetlediği bir topluma peygamberin gelmesi arasında bir fark yoktur. Zaten aynı yolun buraya doğru gidiyor ve İslam Resulullah'ın rihletinden hemen sonra zaten o İslam'ın esasını oluşturan, omurgasını oluşturan Allah rızası düşüncesini kaybetmiştir. Ya da bir bugünkü moda tabirle İslam siyasallaşmıştır. Siyasal İslam ile ideolojik İslam aynı şey. Bunun tercümesi şudur. İslam'ın esası Allah rızasıdır. Allah rızasının kaybolması demektir. Bir insan ne yaparsa yapsın, adına fetih dediğiniz, bilmem ne dediğiniz, ne yaparsa yapsın, eğer bunu yaparken içinde Allah rızası yoksa,
bu yapılanların adı şanı sanı ne olursa olsun Allah katında bir değeri yoktur. Çünkü bizim yaptığımız ibadetlerdeki ana vurgumuz lillah kaydıdır. Ya Rabbi sadece senin rızan için oruç tutuyorum. Ya Rabbi senin rızan için namaz kılıyorum. Ya Rabbi senin rızan için şu ibadeti yapıyorum. Bunun kaybolduğu bir yerde yaptığınız ne olursa olsun hiçbir anlamı yoktur. Şimdi böyle bir insan şehit ediliyor ve bir insanı öldürebilirsiniz. Onurlu bir karşınızdaki nasıl onurlu bir insansa ki onur tabiri çok basit kalır İmam Hüseyin'in tarif etmekten. Böyle bir insana karşı mertçe savaşırsınız. Zaten 30 bin kişi hayvan sürüsü, 72 tane nur topluluğu, ehl-i beyt nefesi ve siz bunu bu vahşeti yapıyorsanız o zaman Kerbela'nın bir başka anlamı daha var Mustafa'm. Kerbela bir soykırımdır. Kerbela çok rahat bir şekilde hiç şey yapmadan, evirip çevirmeden Kerbela bir soykırımdır. Kimin soyunu kırıyorsun, yok etmeye kalkışıyorsun? En büyük soykırım yani. Allah'ın alemleri rahmet olarak gönderdiğini haber verdiği Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın soyunu yok ediyorsun. Bu soykırım Kerbela soykırımdır. Ne buluyorsan öldürüyorsun ve belki öldürmediklerini dünyanın en büyük acısını tattırıyorsun. En büyük zilletini sana göre tattırıyorsun. Hayır, onlar hiçbir zaman zelil olmamışlardır. Dünyanın en şerifli insanlarıdır orada. Hem şehit olanlar hem kalanlar. Ve nasıl bir haldir, nasıl bir kin, nasıl bir nefrettir bu? Ve bütün bu kinin ve nefretin dayandığı yer Bedir'dir. Niye? İmam Ali 70 müşrikten 35'ini gebertiyor. Bu gebertilen müşrikler Muaviye'nin dedesidir, kuzenidir, dayısıdır, akrabalarıdır. Bunun intikamıdır Kerbela esasında. Bunu da ifade ediyor zaten. Şimdi böyle bir şey, kalkıyorsunuz bunu nasıl bir Müslümanlıksa, yarın Ruzi Mahşer'de, Mahşer gününde Muhammed Mustafa'nın huzuruna gidip bunu nasıl dillendirecekler bilmiyorum. Kerbela'ya kanımız bulaşmadığı için dilimizi de bulaştırmadık. Şu mantığa bakar mısınız ya? Bu bizim kitaplarımızda adına sünni dediğimiz ulemanın, ki biz de sünniyiz nihayet, yani bunu hep söylüyoruz. Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Bu terbiyeyle büyüdük. Ama muhterem hocamın her fırsatta ifade ettiği gibi Ehl-i Beyt divanesi olan sünni ulema gibi sünniyiz biz. 364 gün Yezide radıyallahu anh, aman radıyallahu anh, radıyallahu anhuma da demeniz lazım. Babası, kendisi, dedesi hepsini katmanız lazım. Ondan sonra bir gün de veya da birkaç gün de göstermelik olarak timsahi gözyaşları. Böyle işte Hüseyin'e falan filan. Bu milletin, bu Türk milletinin İmam Hüseyin'e karşı sevgisi çok farklıdır. Yazılan muharremiyeler, mersiyeler, efendime söyleyeyim İmam Hüseyin'i anlatan, Ehl-i Beyt'i anlatan kasideler, o manzum şiirlerle, mevlidlerle esasında bu millet belli bir yere kadar, belli bir tarihe kadar, yakın tarihe kadar Ehl-i Beyt divanesidir, Ehl-i Beyt sevdalısıdır. Ve Allah Ehl-i Beyt sevdalısı olduğu sürece de bu millete zilleti tattırmamıştır. Hep izzet içinde bunları yaşatmıştır. Ama ne zaman ki Ehl-i Beyt'e sırtını dayamıştır, Allah bu millete zilleti kıyamet sabahına kadar bunu böyle hatırlayacaktır. Ehl-i Beyt'in hakkını vermedikten sonra, Ehl-i Beyt'e sevgiyi değil, meveddeti duymadıktan sonra, meveddet duygusunu yaşamadıktan sonra bu zilletten kurtulması mümkün değildir. Efendim aşure ile ilgili tarihte öyle yalanlar uydurdular ki o güne mahsus olarak. Adem'in tevbesi kabul olması, Nuh'un tufandan kurtulması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İbrahim'in dünyaya gelmesi falan filan anlatıyorlar. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, İsa'nın doğumu ve falan filan. Her şey oluyor. Bütün bu olumluların devamı olumsuz cümle olmaz. Yani bütün bu olumlu şeylerin sonunu olumsuz bağlayamazsınız. Onu da olumlu bağlamanız lazım. Ümeyye neslinin
Muhammed Mustafa neslinden kurtulması diye eklemeniz lazım 10 Muharrem'i. Eğer kalkacaksanız, tatlı yapacaksanız, aşure yapacaksanız, Hazreti Nuh'un gemisinde toplamışlar da 10 çeşit yemek çıkmış. Hepsi bunlar İsrailiyattır. İslami kaynaklarla ilgisi yoktur. Sonradan sokuşturulmuş Muaviye neslinin oluşturduğu din kültürüdür bu. Kültür mirasıdır. Ve Hazreti Resulullah'ın soyundan kurtulmuş olmanın coşkusu, bayramıdır yapılan bu tatlılar, aşureler falan filan. Başka izahı yoktur. Çünkü oraya kadar hep olumlu şeylerdir. Öyle güzel oldu, şu güzellik oldu, bu güzellik oldu, şu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu. En sonuncusu, onu da o şekilde bağlamanız lazım. Ümeyye nesli Muhammed Mustafa'nın neslinden kurtulmuştur ya da Ümeyye nesli 10 Muharrem'de Bedir'in intikamını almıştır. O zaman burada bir matem var. Hüzünlenme var. Efendim caiz midir? Canım baban öldüğü zaman matem tutuyorsun. Paranı kaybettiğin zaman hüznünden hastanelere düşüyorsun. Arabana gecenin karanlığında bir faili meçhulle çarpıldığı zaman hüzünleniyorsun, dertleniyorsun da bunun sevgisi imanın bedeli olan ve Allah'ın emri olan Hazreti Resulullah'ın Ehl-i Beyt'i sevmek, İmam Hüseyin'i, Hazreti Fatıma'yı, İmam Ali, İmam Hasan'ı sevmek neye bedeldir onlar bir tarafa? Allah'ın emri olarak illel meveddete fil kurba, Allah'ın meveddeti emrettiği imanın bedeli olan bir insanı öldürüyor birisi, öldürmüyor esasında. En vahşice katlediyor. Bunda üzülmeyeceksin, madem tutmayacaksın. O duygunun kaybolmasıdır. Hayvanların bile bir kısmı madem tutuyor, yani bir evladını kaybettiği zaman belgeselleri de izliyorsun. Bu İmam Hüseyin'in şehadetinden madem hissi duymamak, bir hüzün duymamak, gözyaşı dökmemek, o anı yaşamamak, belhum adal, ulaike kel anham belhum adal, onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağıdır ayetiyle ancak izah edilebilir. Allah Resulü Mısırlı Mariye'den, ki Mukavkıs Mısır kralı Hazreti Resulullah'a iki cariye gönderiyor hediye olarak. Resulullah bunlardan Mariye'yi kendine alıyor. Diğerini Hasan bin Sabit yanılmıyorsam veriyor. Ve bunu getiren delikanlıyla ilgili bir dedikodu yayılıyor. Bu cariyeleri getiren. Ve Kur'an-ı Azimuşşan'da Hazreti Ayşe'ye ait olduğu ifade edilen, iddia edilen ifk olayının Hazreti Ayşe'ye değil de Mariye ve o diğer cariye Mariye ile ilgili olduğu şeklinde İslam alimlerinin bir kısım görüşü var. Yani bunları da reddedemeyiz. Muhterem hocamın çok güzel ifadesiyle bir sünni alim mevkisi, mertebesi, şusu busu ne olursa olsun dini bir meselede Şia ne diyor merak etmiyorsa, merak edip tedebbür etmiyorsa, araştırmıyorsa o alim değildir. O alim değildir. Bunu çok hoş bir tespittir. Yani altını çizmek bizim haddimize değil ama vaka budur. Ya ne diyor bu adamlar ya? Bir bak yani. Olur mu? Bakamazsın. Niye? Dört hak mezhep olursa beşincisi batıldır. Batıla bulaşmıyor. Batıla bulaşmış olursun. Hatta bir tanesi yazı yazıyor. Hindistan'ın Fethullah Gülen'i, İmam-ı Rabbani demiş ki dört mezhebin ittifak ettiği bir konuda muhalefet etmek küfürdür. Ekrem Musayit değil. Dışarıda bunun cevabını aslında vermek mümkün. Nedir ya İmam-ı Rabbani dediğin adam ya? İmam-ı Rabbani Hindistan'ın o bölgenin, İslam döneminde o bölgenin Said-i Nursi'sidir, Fethullah Gülen'idir. Arasında hiçbir fark yoktur. Ve adamın bu şey tabirle zirvasını ölçü olarak koyuyorsun. Dört mezhep, beşincisin bir şeyin hak ve batıllığı, butlanı, batıllığı ya ayet olması lazım ya hadis olması lazım. Ha varsa Kur'an-ı Azimuşşan'da dört mezheple ilgili bir ayet ve yoruma da açık olmaması lazım. Çok net olması lazım. Eyvallah. O zaman Şia'ya kulak verdiğin zaman hakikate ulaşacaksın. Muhammed Mustafa'nın Ehl-i Beyt'inin ölçülerine ulaşacaksın. Ha şöyle bir soru var. Hâzâ min şi'atihi ve hâzâ min adûvvi. Bu onun şiasıdır, bu düşmanıdır şeklinde ayettir. Bu Hazreti Musa ile ilgili bir adamdır. Birini öldürüyor, bir tokat yapıştırıyor. Sanırım öldürürken de herhalde iyi bir
şey yapmıştır, ona ağzına geleni saymıştır. Yoksa seni çok seviyorum diye bir adam öldürülmez. Bu onun taraftarıdır diyor Şia kelimesi. Bu da düşmanıdır. Dolayısıyla bazıları bilinçli olarak Şii denince hemen İran. Yok oğlum, Şii denince İmam Ali'nin taraftarı olmak demektir. İmam Ali'yi meveddet boyutunda seven demektir. Şii o demektir. İran'la ilgisi yoktur. İran bunu bugün kullanıyor. Kendine, o kavramın içini değiştirmiştir. Bizi beni ilgilendirmiyor. Şii bu demektir. Şiacı Ali diye bir kavramımız vardır kitaplarımızda. Dolayısıyla oraya dokunmuyoruz. Mezhep İmam'la 4 mezhep, 5.'si batındır. Bunu sormak zorundadır. Her ne konuda olursa olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte bu Mariye'den doğan İbrahim, daha henüz anne sütündeyken, memedeyken rihlet ediyor. Evet, Cenab-ı Hak hastası olan kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan etsin. Ölülerimizi de Cenab-ı Hak mağfiret etsin. Öleceğiz zaten ya. Cenab-ı Hak bir pazarlamacının malını satmak için döktüğü bir dil vardır. Teşbih olmasın, haşa. Ama Allah öte alemi öyle övüyor, öyle övüyor. Yani nihayeti Allah iman ve istikamet ve iman nasip etsin. Bu İbrahim ölünce Allah Resulü ağlamaya başlıyor. Sahabe-i kiram bakıyor. Yani garipleniyor. Hatta bir rivayette bizi ölünün arkasından ağlamayı yasaklamıştın diyor. Çok hoş bir ifade bu. İnnel ayne tatmau. Dümû, gözyaşı demektir. Göz yaşını döker. Vel kalbe yahzenu. Kalp hüzünlenir. وَلَا نَكُولُ اِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. Biz Rabbimizin razı olduğunun dışında bir şey söylemiyoruz. Ya da biz Rabbimizin razı olduğunu söylüyoruz. وَاِنَّا biz بِفِرَاقِكَ لَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونِينَ لَمَحْزُونُونَ Ey İbrahim, biz senin ayrılışından dolayı çok büyük bir hüzün içindeyiz. Bu fıtridir. Fıtri bir yapıdır. Matem tutmak, yas tutmak, onu yaşamak. Ya bir insan, bu bir iman, kamil bir iman alametidir. Kamil bir meveddet alametidir. Hazreti Fatıma annemizde de Peygamber Efendimiz'in rihletinden sonra en kamil şekliyle görülmüş hali. Yani. Bu birini severseniz budur. Ama Yezide radıyallahu anh derseniz bu bir iman alameti değildir. Ne kadar zamanımız var bilmiyorum ama bu 20 dakika. Bu radıyallahu anh kelimesine de biraz takılmak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak Nebi'ye salat ve selam getirmemizi emrediyor. Bu emirdir. Estağfirullah. Ya eyhellezine amenu sallu aleyh ve sellimu teslima. Ayetin bir öncesi innallâhe muhakkak ki Allah ve melâiketehu melekleri yusallûne alen nebi. Nebiye salat ederler. Ya eyyühellezîne âmenû ey iman edenler siz de sallu aleyhi o nebiye salat edin ve sellimû selam edin teslima, tam bir teslimiyet. Bu bir emirdir. Efendim bunu ömürde bir sefer yapmaktır falan filan caizdir gibi bu yorumları geçelim. Burada bir kayıt da yoktur. Ömrümüzün sonuna kadar. Yine çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'ın çok tarihi bir tespitiyle bir hukuki meselede diliniz dönmez, sıkıntıya düşersiniz. Onun için bir hukuku bilen, mahkeme ortamını bilen avukata vekalet verirsiniz. Mahkemelerin en büyüğü Ruzi Mahşer'de, mahşer gününde kurulacak olan o mahkeme-i kübra, en büyük mahkemedir. O günde Peygamberlerin bile nefsi ne olacak halim düşüncesine, derdine düştükleri bir zaman diliminde Muhammed Mustafa'ya vekalet vermektir. Ne? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek. Bunda da ve sahbihi yoktur esasında. Ve sahbihi, sahabeyi sonradan biz eklemişiz ona. Çünkü tahiyyattan sonra namazın olmazsa olmazı olan Resulullah'a ehl-i beyt-i salatta sahabe yoktur. Ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte. O kema salleyte ala bazı metinlerde o da yoktur esasında. Bazı metinlerde o yoktur İbrahim ve Ali. Ama İbrahim ve Ali de Hazreti Resulullah'tır İbrahim'in Ali. Çünkü Hazreti Resulullah'ın ceddidir. Hazreti İsmail'dir. Hazreti İbrahim'in oğludur.
Dolayısıyla o ve sahbihi de sonradan ekledik ona. Birini. Ali var ama içinde. Al vardır sadece. Resul ve Ali var. Bu emirdir. Ama radıyallahu anhum ve radu anh bir emir değildir. Ama biz ne diyoruz? Sahabe tabi'ne, etba'ı tabi'ne radıyallahu anh deriz. Doğru. Ne demek? Anlamı Allah var. Ondan razı oldu. Razı olsun. Bir manada dua olunca emir kalıbıyla olur. Razı olsun. Ama tıpkı aşere-i mübeşşere olayında olduğu gibi, aşere-i mübeşşere olayında olduğu gibi cennetle müjdelenen 10 insan. Bu da zayıf bir rivayetle birilerini kurtarmak adına uydurulmuş bir metindir. Çünkü bu cennetle müjdelendiği ifade edilen insanlardan Talha ve Zübeyr'in akıbeti cennetle müjdelenmiş bir insana uygun düşecek bir akıbet değildir. Ama Kur'an-ı Azimuşşan'da Allah iman edip ameli salih işleyenlerin tamamının cennet ehli olduğunu ifade ediyor. Allah'ın umumileştirdiği bir şeyi peygamber tahsis edemez, hususileştiremez. Peygamber de olsa Allah tamim ediyor. Umume. İman ve ameli salih. İman ve ameli. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Ulaike hum hayrul beriyye. Canlıların en hayırlısıdır. Cellehum cennetun tecri min tehtel enhar. Onlar için aklından nehirler akan cennetler vardır. Halidine fiha ebeda. Ve o cennetlerde ebedi kalacaklardır. Kim? İman ve ameli salih sahipleri. Bu nerededir? Beyyine suresindedir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın birçok ayetinde, onlarca ayetinde iman ve ameli salih sahiplerinin cennetlik olduğunu ifade ediyor Cenab-ı Hak. O zaman Allah'ın iman ve ameli salih sahibi herkese reva gördüğü bir cenneti Resulullah'ın 10 kişiyle hasretmesi bu sağlıklı bir metin değildir. Hatta geçenlerde Allah selametini versin Ali Rıza Demircan Hoca'ya bir ziyaret etmiştik. Buna benzer bir ayet okudu. Dedim burada dedim cennetle ben zaten kabul etmiyorum dedi bu cennetle müjdelenme hadisini. Haşereyi mi beşereyi? Ona da selam olsun buradan. Bir başka şey daha var ve yine suresinin sonunda. Bu müminler iman ve ameli salih olanlar için Allah radiyallahu anhum ve radu anh buyuruyor. Bu da aynı şeydir. Yani sadece sahabeye Şecere-i Beyat, Ridvan veya Resulullah o ilk muhacir ve ilk hicret edenler ve onları izleyenler falan onlar için ifade kullanılıyor. Başka ayetler de var. Radiyallahu anhum ve radu anh. Eyvallah. Ama burada Allah bunu bütün iman ve ameli salih sahiplerine bu unvanı veriyor. O zaman birisi Müslüm Karabacak dediği zaman radıyallahu anh demek zorundadır. Haşa. öyle bir şey demiyorum. Ama madem ki bu efendime söyleyeyim iman ve ameli salih şartına bağlanmıştır bu radıyallahu anh ve radu anh. Aman efendim bunu demediğiniz zaman sahabe anıldı demediğiniz zaman bu Kur'an'a uymuyor. Peygamber Efendimiz birçok insan için de herhalde bu 10 kişi dışında da işte cennetlik görmek isteyen şuna baksın. İmam Hüseyin yok bunun içinde. Ehl-i Beyt yok bunun içinde. Hazreti Fatıma yok bunun içinde. Birileri Hazreti Ali var. Birilerini kurtarmak adına bütün bu şeyler yapılmıştır. Şimdi bu Yezid'e lanet konusu bir de orada şehit edilen isimler içinde Ömer Osman var. Bazıları şöyle bir şey söylüyorlar. Bunu da ifade etmekte fayda var. İşte bak çocuklarına Ömer Osman ismini veriyorlar. Sahabe-i kiram hazratı içinde 3. halife Hazreti Osman'ın ismi sadece Osman değildir. Sadece ismi Osman'ın için halife değildir. Mesela Osman bin Mazum diye Allah Resulü'nün sürt kardeşinin ismi de Osman'dır. Bunun için söylemiyorum. Efendim aralarında öyle bir husumet vardı, isimlerini birine vermediler. Ama birileri buradan bir yere varmaya çalıştığı için söylüyorum. Yani 3. halifenin dışında da yanılmıyorsam 30 küsür Osman isimli sahabi vardır. Mutlaka Ömer isminde de sahabi vardır. Bizim Türkçe'de isim olarak kullansak bile Arap dilinde Ebu Bekir isim olarak kullanılmaz. Ebu Bekir bir künyedir. Bekir'in babası demektir. Bu bir kişiye isim olarak verilmez. Ancak Bekir diye bir oğlu varsa ona unvan olarak verilir. Şimdi lanetten bahsediyor. Lanet olayında efendim İbnül Kayyum el-Cevzi Yezid'e lanet etmenin caiz olduğuyla ilgili eser yazmıştır.
الرد المتعال المتعصب العنيد inatçı şeyin fanatiğin reddi. Ne yapıyor bu inatçı fanatik? Elmani min zemmi Yezid. Yezid'i kötülemekten men eden inatçı, tutarsız şeyin fanatiğe reddiye diye eser yazmıştır. Ki İbnül Kayyum el-Cevzi önemli bir isimdir. Hakkında bazı şeyler söylemek caiz de neyse oraları geçelim. İbn-i Teymiye dünyası bu da. Buna rağmen üç şey sıralıyor Bağdat'ta vaazda. مَا تَقُولُونَ لِرَجُونَ وَلَّا ثَلَافَ سِن۪ينَ Esasında Yezid'i halife demek de bir manada doğru değildir. Halife falan değildir o. Çünkü İslam'ın hilafet anlayışı Beni Sakife'de yara almıştır ama Muaviye ile bu tamamen bir verasete dönüşmüştür. Bu adam diyor 3 sene Müslümanlara idarecilik yapıyor. Birinci sene İmam Hüseyin'i katlediyor. Bir adam diyor. Yezid demiyor. Bir adam. Birinci sene İmam Hüseyin'i şehit ediyor. İkinci sene Medine'yi talan ediyor. Müslümanla sahabi kadınlarına tecavüz. Hazreti Resulullah'ın mescidine atlarını bağlamıştır. Gidiyorsun Yezid'e radıyallahu anh diye gidiyorsun. Resulullah'ın ravasında gözyaşı döküyorsun. Bu ancak bir münafıklıktır. Başka hiçbir şey değildir. Yani Hazreti Resulullah'ın mescidini dalan eden, ahıra çeviren adama radıyallahu anh diye gidiyorsun Resulullah'ın yanında gözyaşı döküyorsun. Münafığın gözyaşı göz kapaklarının altındadır. Bu hadistir bu. Üçüncü senede Kabe'yi mancınıklarla yıkmış ve yakmıştır. Böyle bir adam hakkında ne dersiniz? Cemaate soruyor Bağdat'ta. Devlet ricali var. Nel'anuhu ona lanet ederiz. Fel'anuhu lanet edin diyor. Kim bu? Yezid. Şimdi özet olarak, son olarak. Eğer İmam Hüseyin'i evet. İmam Hüseyin'i öğrenmek isteyen varsa Profesör Doktor Haydar Baş hocamın 14 yıllık Ehlibeyt Külliyatı'nın 4. kitabıdır. Hazreti Resulullah, İmam Ali, Hazreti Fatıma, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin 5. kitabıdır bu ve ben sayfasını söyleyeyim. 1000 sayfaya yakın. Evet. İslam tarihinde İmam Hüseyin'le ilgili bu muhtevada, bu hacimde, bu güzellikte bir kitap yazılmamıştır. Alsınlar İmam Hüseyin ne olduğunu, İmam Hüseyin'in doğumu 1. bölüm, Cennet Gençlerinin Efendisi şeklinde ilk bölüm, dünyaya teşrifleri, Cennet Gül Hazreti Fatıma'nın goncası, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hüseyin'in kimliği ve manevi kişiliği, Hazreti Hüseyin'in olağanüstü halleri, Resulullah'ın devri saadetlerinde Hazreti Hüseyin, ilk hilaf halifeler döneminde Hazreti Hüseyin, İmam Ali'yül Murteza'nın hilafetinde Hazreti Hüseyin, İmam Hasan döneminde Hazreti Hüseyin, hilafet gerçeği ve Emevi saltanatı. İslam tamamen ruhunu kaybediyor Ümeyye oğullarıyla. Ümeyye oğullarıyla İslam ruhunu kaybediyor esasında. Muaviye'nin saltanat dönemi, Muaviye döneminde Hazreti Hüseyin'in duruşu, Muaviye'nin oğlu Yezid'in kişiliği, bütün ahlaksızlıkların, pisliklerin mecmuludur, toplamıdır. Yezid'in koltuğa oturulması ve saltanatı, Yezid'in saltanatından bazı icraatları, İmam Hüseyin'in kıyam hazırlığı ve Yezid'e karşı kıyamı, İmam Hüseyin'in kıyamının arka planı ve manevi dinamikleri, Medine-i Münevvere'ye elveda, İmam Hüseyin'in Mekke-i Mükerreme dönemi ve mektupları, İmam Hüseyin'in Mekke-i Mükerreme'ye de veda ediyor. İmam Hüseyin Küfe yolunda. Ha, burada bir şey duracağız. O gün İmam Hüseyin'i yüzüstü bırakan, yeğeni Müslim'in öldürülmesine sebep olan Küfeliler ne idiyse, bugün en zor ahval ve şerait içerisinde Ehl-i Beyt hakikatini, Ehl-i Beyt'in ne olduğunu müdellel bir şekilde eser olarak ortaya koyan Profesör Doktor Haydarbaş hocama dün İmam Ali'ye mensubiyetlerini gizleyenlerin bugün Profesör Doktor Haydarbaş hocamın bu çıkışıyla göğsünü gererek biz Aleviyiz, Hüseyiniz dediği halde Profesör Doktor Haydarbaş hocama sahip çıkmayanların durumlara İmam Hüseyin'e onu yapan küfellerden de farkı yoktur. Bunu da çok rahatlıkla gönül üzerinizde söylemek mümkündür. Çünkü böyle kolay basit bir şey değildir.
Yani İmam Hüseyin'in o şeyi, dirilişi, ayakta durması, o ne olursa olsun benliğini, varlığını ortaya koyması ile bugün zor şartlarda bu Ehl-i Beyt külliyatını, Ehl-i Beyt hakikatını ortaya koymak arasında pek fazla bir fark yoktur. İmam Hüseyin'in Küfe yolunda, İmam Hüseyin'in elçilerinin Küfe'deki ön hazırlıkları ve kıyamın ilk şehitleri, Küfe yolunda İmam Hüseyin'in çilesi ve karşılaştıkları, Küfelilerin İmam Hüseyin'e sırtını çevirmesi ve şehadetinin ilk habercileri, Küfe yolunda sürpriz gelişmeler, İmam Hüseyin'in Kerbela yolunda, şehadet meydanı Kerbela'ya varış ve aşure gününde yaşananlar, Resulullah'ın ciğer paresine doğru atılan ilk hain ok ve şehitler geçidi, Ehl-i Beyt şehitleri, şehitlerin ve cennet gençlerinin efendisi can pazarında, İmam Hüseyin'in şehadet anları, Kerbela şehitleri İslam'ın bağrına gömülüyor, Kerbela mezalimi ve sonrasında yaşananlar, Kerbela mezalimi sonrasında Mel'un Yezid'in ahvali, Mel'un oğlu Mel'un, Yezid'in saltanatına karşı halkın tepkisi ve Yezid'in sonu, Yezid sonrası durum, Muhtar-ı Sakafi ayaklanması, Kerbela'dan günümüze İmam Hüseyin'in ilmi ve edebi yönü. Eğer birisi Kerbela'yı, İmam Hüseyin'i, şehit, cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin efendisi, serdacı İmam Hüseyin'i öğrenmek istiyorsa, müdellel bir şekilde kaynakları ile ilmi bir hakikat olarak Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'ın Ehl-i Beyt Külliyatı'nın 5. kitabıdır. İmam Hüseyin'e müracaat etmek zorundadır. Okumak zorundadır. Başucu kitabı olarak bunu okumak zorundadır. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Çok müthiş bir çalışmadır. Ve İslam tarihinde 800 küsür eser var. Tespit edilen. Ehl-i Beyt'ten bahseden. 800 küsür eserin İmam Hüseyin'le olan şeyi, kısmının ve bir manada özetlendiği, o efradını, cami, ağyarını, mani diye tercüme edilen, olması gerekenin olduğu, bilinmesi gerekenin toplandığı, okunması gerekenin özetlendiği bir çalışmadır. İmam Hüseyin isimli hocamın eseri. Evet, son 5 dakikamız var. Son olarak yarın Kerbela günü, bugün Tasua günü. Neler yapılmalı, sizin tavsiyeniz evet, ne? Bu şüheda için bir sefer bu hali yaşamak ne kadar, Allah Resulü'nün tavsiyesidir. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Buna yola çıkarak rol yapmak caizdir diyen bile vardır. Niye? Bir hüzün yaşamak, bir gözyaşı dökmek. Dökemiyorsan bile döker gibi yapmak, hüzünlenmek bu işin esasıdır. İşi kutlamaya çevirmek, aşuret dağıtmak, böyle bir şey o zaman Yezid tatlısı dersiniz ona, aşure değil. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ 12 شَهْرًا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın semavat, gökleri ve yeri yarattığı, kitabında yarattığını ifade ettiği Allah katında aylar 12'dir. مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ O 12 aydan 4 tanesi haram aylardır. Haram kelimesinin bir anlamı kutsiyettir, kutsallıktır. Bir anlamı da dokunulmazlıktır. Yani bir şey işlemenin haram olması ile diğer hur aynı anlama geliyor, aynı köktendir. Dokunma ona. Barış ayları yani. Yani haram, Allah'ın haram kıldığı içki ve benzeri, ona da haram diyor. Ona dokunma, ondan uzak tut. Buna da, haram aylara da bir yanlış anlayışla, bir bozuk kalple, efendim, sakın ha, buna en ileri derecede hürmet etmek. Bu hürmet aylarından bir tanesi de Muharrem ayıdır. İçinde bulunduğumuz aydır. Peki Allah, bir başka şey de şudur. Allah'ın Kur'an'da hürmetini, hürmet edilecek bir ay olarak hurumdan saydığı bu ayın dokunulmaz bir ay olduğunu Yezid Mel'un bilmiyor muydu? Çok iyi. Ve فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Yanlış yaparak, günah işleyerek, hata işleyerek, Allah'ın hoşnut ve razı olmadığı fiilleri yaparak
O aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz. Bir anlamı budur. Bir başka anlamı da Müslüman kardeşine, mümin kardeşine zulmetmeyiniz. Bir Müslüman kardeşine zulmederek, kötülük yaparak kendinize, nefislerine zulmetmeyiniz. Yani her halükarda bu ayet Kerbela'da yapılan vahşeti yasaklayan, reddeden, kabul etmeyen bir ayettir esasında. Bu ayette, bu ayda bu vahşet yapılıyor. Şimdi bu ayın içindeyiz. Tasuha işte şehadetin bir önceki günü. Biz ne yapabiliriz? Kur'an okuruz o şehitlerin ruhu için. Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere, İmam Hüseyin Aleyhisselam olmak üzere. Salatü selam okuruz. Bol bol salatü selam okuruz. O 10. günden sonra ya da önceki günlerde oruç eğer tutacaksa. Bugün oruç tutma, yani 10. gün oruç tutma. Yarın için yani. Yarın için oruç tutma değil de o şühedanın ervahine Kur'an-ı Azimüşşan okumak, salatü selam getirmek, efendime söyleyeyim, onların ruhunu şad edecek hayru hasenatta bulunmak, onları yad etmek, hatırlatmak yapmamız gereken şeyler özet olarak bunlardır diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Müslüm Hocam. Bir hoş bir ziyafet şeklinde oldu burada. Tabii matemi andık, o matemi hatırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi buradan da uyarımızı tekrar tekrar yapmış olduk. İmam Hüseyin Efendimizin hayatını, o yaşananları çok yakinen öğrenmek isteyen değerli izleyicilerimiz mutlaka ama mutlaka Profesör Doktor Aydar Baş Bey'in İmam Hüseyin adlı bu eserini aslında bütün külliyatı hepsini birden alıp o külliyatla beraber ulaşmaları, o külliyatla beraber o gerçeklerin içine girmeleri de mümkün. Çok da önemli. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim bu akşamda. Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.